Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Pazar günü biliyorsunuz video günü ve birazdan çok çarpıcı bir video açacağım arkadaşlar. Gerçekten odağınızı verip izlerseniz çok etkileneceğinizi düşünüyorum. Bazen insanlardan hep duyuyorum arkadaşlar, hayat adil değil, ben işte okuyamadım, ben işte annem babam ayrıydı, benim ebeveynlerim biri ölmüştü, ben şu koşuldaydım, hep böyle bir eşit olmadan bahsediyor. Arkadaşlar bunu kabullenin, hayat adil değil. Hayatın adil olmaması yarıştan vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Mevcut koşullarda nasıl kendimizi iyileştirebileceğiz, neler yapabileceğiz, hala o yarışı kazanabilir miyiz? Belki 100 metrede birilerini geçemeyiz, bizden daha önce hayata başlayanlar var. Ama 1 kilometre, 5 kilometre ama maratonda, hayat gibi uzun bir maratonda başkalarını da geçebiliriz. Ve ana konu başkalarını geçmek değil, kendi en iyi versiyonunuz olmak. Siz kendi yapabileceğinizin en iyisini yapıyor musunuz? Gerçekten, gerçek potansiyelinizin tamamını kullanıyor musunuz? Doğru soru bu. Arkadaşlar ben bir köyde doğdum, biliyorum. Su yoktu. Köyün ta en tepesindeki bir çeşmeden gidip alıp getirirdik. Elektrik yoktu. Ben ilkokul 4'teyken ilk kez geldi. Mum ışığı, gaz lambalarında çalıştım. Adil mi? Belki bu mesajımı dinleyen herkes benden daha avantajlı başladı hayata. Yol yoktu. Çamurlar içerisine gidip gelirdik. Bir tek rahmetli babam, Allah razı olsun, o öğretmendi. 5 sınıf, ilkokuldaki 5 sınıfın tek öğretmeni oydu. Hayat adil değildi. Ama ben mücadeleyi bıraktım mı? Birileri mücadeleyi bırakıyor mu? Hayır. O yarışa devam ediyoruz. Çünkü bu bizim kendimizle olan yarışımız. Kendi en iyi versiyonunuz olmak için elinizden geleni yapıyor musunuz arkadaşlar? Lütfen her akşam yatarken kendinize sadece bu soruyu sorun. Kendi en iyi versiyonum olmak için bugün elimden geleni yaptım mı? Gerçekten kendi potansiyelimi kullanıyor muyum? Bu hayatta hak ettiklerimi almak için gerçekten her şeyi yapıyor muyum? Yoksa bahanelerin arkasına mı sığınıyorum? Yoksa mazeretler mi buluyorum? Yoksa kendi kendimi mi kandırıyorum? Yoksa gerçekten, gerçekten ama gerçekten bütün potansiyelimi kullanacak şekilde her gün üstüne bir daha, bir daha koya koya kendi en iyi versiyonuma dönüyor muyum? Sizi videoyla baş başa bırakıyorum ve eminim yeterli dersi zaten oradan çıkaracaksınız. Hayata adil başlamadınız ama hayatı herkesten önde bitirebilirsiniz. Sizin en iyi versiyonunuza diyorum arkadaşlar. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık ve adil olmayan hayatta kendi en iyi versiyonunuz için çalıştığınız harika bir gün diliyorum. Ben Ziya Şark Yılmaz. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın. The winner of this race will take this. $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take 2 steps forward if you had access to a private education. Take 2 steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now,
There's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go! If you didn't learn anything from this activity, you're a fool.